Ağır Sağlam'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda powerlifter arkadaşlar için bench presslerini nasıl daha iyi şekilde artırırlar? Burada kendi uyguladığım şeylerden tavsiyeler vereceğim. Benim geçtiğimiz sezon boyunca çok powerlifting adına güzel bir antrenman çıkaramamama rağmen bench press'im ciddi şekilde arttı. Bunun sebebi bench press'in squat ve deadlift'e göre daha kolay bir egzersiz olması. Yani yoğun hayat içerisinde de kolayca yapılabilmesi. Yani ben birçok işimle beraber bench press'i rahat bir şekilde haftada 2 gün, 3 gün yapabiliyorum. Squat'ı deadlift'i aynı şekilde yapmak çok çok kolay değil. Bu yüzden bench press, özellikle sık çalışmaya iyi tepki veren bench press de, yani Türkiye'de özellikle bench'i seven bir ülke olduğumuz için gayet iyi bench press'çilerin çıkacağını düşünüyorum. Ben de kendi tecrübelerimi bu insanlara aktarayım. Ben 135 yaptıysam siz gidin 150 yapın, 180 yapın, 250 yapın. 280 yapın, 380 yapın. Arkadaşlar, birinci hata bench press'te yeterince sabırla şu tekniğe yaklaşmıyoruz. O yüzden Ağır Sağlam Egzersiz Rehberi bench press bölümünü izlemenizi öneriyorum. Bunun yanında bench press için geçenlerde arch nasıl alınır, kalça nasıl bench'te tutulur, bununla alakalı bir rehber çektik. Bunu izlemenizi öneriyorum. İki videoyu da kartlara koyacağım. Videonun altındaki açıklama kısmına koyacağım. Lütfen bu videoları inceleyin. Bunun yanında bench press'te omuz mobilitesi egzersizlerini kesinlikle uygulayın. Yani biraz zaman verin bench press'inizi artırmaya. 3 ay zaman koyun tekniğinizi mükemmel yapabilmek için. Ve bu 3 aydan sonra hacmi köklemeye başlayın. Acele etmeyin. Şunu da acele edin sadece. Bench press'i ne kadar sık yaparsanız o kadar artacağından emin olabilirsiniz. Çünkü tekniğiniz daha iyi oturacak. Hacmi daha iyi şekilde artırabileceksiniz. Çünkü bench press'te kolay kolay yorulmayacak vücudunuz. Yani orta ve ileri seviye bir powerlifter bench press'i haftanın her günü yapabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yeterince dinleniyorsa. Bench press'te biraz detaylı incelediğimiz zaman harekette nerede takıldığınız, neye ihtiyacınız olduğunu çok rahat bir şekilde söylüyor. Bar göğsünüzde kalıyor ve hiç çıkaramıyorsanız deltoidlerinizi çalışmanız gerekiyor. Bunun için pin press egzersizini özellikle öneririm. Pin press size ivme kazandırmak için, haltere ivme kazandırmak için yardımcı olur. Omuz kaslarınızı da iyi şekilde geliştirir. Bunun yanında eğer çoğu kişide olduğu gibi eğer ortada takılıyorsanız göğüs kaslarınızı iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve ne yazık ki birçok insan göğüs kaslarını düzgün şekilde çalıştırmayı bilmiyor. Bunun sebebi düzgün press yapmayı bilmiyor. Ne kadar press hacmi yaparsa yapsın, istediği kadar incline bench press'ler yapsın, göğüslerini yeterince aktif edemiyor. Bu yüzden göğüsleri de gelişmiyor zaten. Benim buradaki favori egzersizim dips arkadaşlar. Tabii ki düzgün bir press metodunu öğrenmemiz lazım. Skapulamızı kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım. Ama bunları zaten öğrendiniz şimdiye kadar. Çünkü önerdiğim videoları izlediniz, defalarca uyguladınız, aylardır yapıyorsunuz. Dips'e yüklenebildiğiniz kadar yüklenin. Ağırlıklı dips'te ağırlıklarınızı artırmaya çalışın. İnanın bana. Bench press'iniz çok hızlı şekilde artacak. Bunun yanında benim en çok zorlandığım şey kilitleme aşamasında. Kilitleme aşamasındaki hatalarda genellikle, yani orada takılmanızda genellikle tricepslerinizin yeterince güçlü olmamasından kaynaklanıyor veya göğüslerinizin yeterince güçlü olmamasından kaynaklanan hız kaybından oluyor. Yeterince hızlı gelse çünkü rahat bir şekilde kilitlersiniz. Yeterince hız gelmediği zaman triceps onu kitleyemiyor. Burada da benim favorim, yani triceps asistanlarını tabii ki yapacaksınız. Board press. Board press benim bench press'imi artırmama yardımcı olmuştu. Sizin de artıracağını düşünüyorum. Özellikle ortadan sonraki kısımlarda bir board kullanarak veya bir pin kullanarak ağırlığı orada durdurun. Hareketi tamamen kesin. Sonra basın. Çünkü harekete yön değiştirmeye çalıştığınız zaman eklemlerinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Ama hareketi kestiğiniz zaman daha kolay olacaktır. Ve son olarak arkadaşlar, bench press tekniğinizi kusursuz hale getirebilmek için kesinlikle ve kesinlikle artık touch and go bench press'i hayatınızdan çıkarın. Bu herkes için geçerli. Bir bodybuilder için de touch and go bench press hayatında artık olmamalı. Ağır Sağlam'ı izliyorsa özellikle. Bunun yanında spot of press, özellikle tightness konusunda kendinizi kasma konusundaki hatalarınızı düzeltmenize çok yardımcı olur. Çünkü göğsünüzün biraz üzerinde ağırlığı bekletmek stabil şekilde ciddi bir stabilizasyon kazanmanıza yardımcı olacaktır. Bu iki tavsiyeyi de uygulayın. Bench press hacminizi artırın. Bunun yanında tabii ki daha ileri teknikler mevcut. Yani dinamik çalışmalar, West Side tarzında olduğu gibi zincirler, bantlar vesaire. Ama birçok arkadaşın spor salonunda bunlar olmadığı için ben en temel egzersizleri size önerdim. Bunları yaptığınız zaman düzenli hacimle beraber bench press'iniz çok ciddi şekilde artacaktır. Dediğim gibi ben artırabiliyorsam
bu videoyu izleyenlerin çoğu benden daha rahat antrenman yapabiliyor. Siz kesinlikle artıracaksınız. Yarışmada hepinizden daha güzel benchler bekliyorum. Görüşmek üzere.